Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte geçtiğimiz aylarda madene bırakmış olduğumuz benim 3090'lı bilgisayarımın geçen zaman içerisinde ne kadar para kazandığını hesaplayacağız. Şimdi her şeyden önce şunu anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim şey şu. Arkadaşlar, oyuncu sistemlerinizi alırken benim o işte evde yatan bilgisayardan para kazanma videoma mutlaka bir göz atın. Oyuncu sisteminizi tercih ederken ettiğiniz sistemin size günlük ne kadar kazandıracağını ve ne kadar sürede kendi maliyetini çıkarabileceğini mutlaka hesaplayın. Şimdi tabii ki de bu içerik başlı başına bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu hesapladığınız oranda değişken olacaktır. Yani benim başıma geldi. Bazen makine günlük 3 dolar kazdı. Bazen günlük 8 dolar kazdı. Hani benim kazdığım coin Ethereum, Ethereum'un değerine göre bu değer de değişiyor. Ama mutlaka gidip Watt2Mine üzerinden bilgisayarınızın günlük ne kadar kazandıracağını kontrol edin. Hatta o site siz ekran kartınızı yazdığınızda orada bir tane işte şu kadar para kazanırsın diyor ya, onun altındaki sizin elektrik maliyeti çıkmış hali. Yani cebinize kalan net kar. Bir de yakın süreçte bu işin vergilendirmesiyle ilgili de olumlu adımlar atılıyor. İşte YouTube'da başladı, şöyle oldu, böyle oldu. Yani artık bir vergilendirme düzeninde olacak gibi görünüyor. Zaten hani göreceksiniz, sizde öyle çok ağım şahım paralar da kazanmıyor. Hani onu da söyleyeyim yani. Ama perspektifimiz yağmasa da damlar perspektifi olduğu için gelin bakalım bu damlalar bize geçen zamanda ne kadar kazandırmış. Evet, şimdi geldik arkadaşlar bilgisayarımızın başına. Dediğim gibi 3090 var. Kendisinde zaten söylemiştim. Günlük ortalama zaten göreceğiz hepsini, MH değerlerini vesaire vesaire. Şimdi direkt Pool Binance'e girdim ben. Buradan direkt kazançlara tıkladım. Gördüğünüz gibi bu zamana kadar 0,4660 ETH kazmış. Bu tam olarak şu anki Ethereum fiyatına baktığımda 3599 lira görünüyor. Dolar görünüyor 3599 dolardan. Kaç kazmıştık? 46.60. Onu da yazalım. Miktar 0,4660. 46.60. Aynen. Yani şu an bugün itibariyle şurada işaretledim size de. Yanlış tuşa bastım. Şurada işaretledim. Şöyle büyütünce daha net göreceksiniz. Bugüne kadar direkt zakka danak diye söyledim ama 1677 dolar kazmış makina. Peki bunu ne kadar sürede kazmış? Hemen size onu da göstereyim. Şuradan son sayfaya gidelim. 17 Nisan 2021'den bu yana. Şimdi 17 Nisan 2021'de şunu da bir sabitleyeyim. 17 Nisan'da Ethereum'un dip fiyatı 1963 dolar. 17 Nisan kaçtı Ethereum'un fiyatı? Bir dakika, hemen onu da teyitli gideceğim. 18, 17 Nisan. Buraları zaten atacağımız için siz çok az göreceksiniz. Benim bu işkence kızım. 1917 Nisan şöyle yaptığımda 1951 dolar var bir tane. Biz onu baz alalım. 1951 dolarmış değerli arkadaşlar. Şu anki fiyatı Ethereum'un 3596 dolar. Yani zaten maden hani kendi kendisine kazarak başladığı günden bu yana bir 2x'e yakın bir değeri yakalamış. Böyle bir avantajımız var. Peki 17 Nisan'da biz bu işe başladığımızda toplamda biz bu işten 1677 dolar kazandık. Şunu da yazayım. 1677 USD kazandık. Bugünün dolar kuruyla 14.908 TL yazalım abicim. Yalnız bu parayı ben bugün bozdurursam ki fiyat. Yani ben bozdurmayı düşünmüyorum uzunca bir süre. Bunu zaten söylemiştim. Zaten ne olacak yani, küçük yani bu piyasa için küçük bir para. Sonuç olarak geri döndüğümüzde 17 Ocak, Şubat, Mart, Nisan'dan bu videonun çekildiği tarih olan 8 Ekim'e kadar Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 7 aylık süre içerisinde 14.908 TL bana kazandırmış. Fakat şunu hesaplamamız lazım. Şimdi bu 14.908 TL. Benim 7 ayda elektriğe ödediğim iş ne? Onun da birkaç tane ekran görüntüsünü aldım arkadaşlar. Şu an siz de görüyorsunuz. Ben de buradan bakarak teyit edeyim onu. 3 aylık bir fatura dizilimini koydum size. İlk başladığımızda 398 lira gelmiş elektrik bir. Bir 311 lira gelmiş. Bir 579 lira gelmiş. Son zamdan sonra bu 579 liralık fatura ödediğimiz en son fatura. Bunun ortalamasına ben 400 lira diyeyim. Tamam mı? Son zamla benim ödediğim parayla, elektrikle, bilmem neyle 7 ayda 400 çarpı 7 kaç yapıyor abi? 2800 TL. Hah. Şimdi ekrana hesap makinesini de koydum. 14908 TL eksi
yaklaşık ortalama 2800 TL çıktığımızda 7 ayda bana kazandırdığı para net olarak 12.108 TL oluyor. Yani elektriği ödediğimde bana net kazandırdığı para bu. Yani sonuç olarak arkadaşlar, bir de aralara dönem dönem 20-30 maaş basan farklı farklı sistemler de girdi benim. Onlardan da bir 50-100 dolar kesecek olursak cebimize net bir 11 bin lira, 12 bin lira yakın bir para kalmış oluyor. Elektrik düşmüş hali bu arada. Bana soracak olursanız 7 ay için şu anki kurlar ve şu anki fiyatlar hesaba katıldığında gayet iyi bir kazanç diyorum. Ve daha önce de söylemiş olduğum gibi, videonun başında da söylemiş olduğum gibi, arkadaşlar bakın, bu işi anlık değerlendirmeyin. Yani bu para burada biriksin. Bir şekilde elektriği cebinizden ödeyebiliyorsanız cebinizden ödeyin, ödeyemiyorsanız buradan bozarak ödeyin. Ama bana soracak olursanız sistemleriniz yıpranır, bunu da açık açık söyleyeyim, ama çok hayati bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum, ama yıpranır. Fakat getirdiği getir hesabı katıldığı zaman tabii ki de emeksiz demir, ya bir bedel ödemeden bir şey kazanamıyorsunuz yani, onu söyleyeyim. O da sizin bu işin karşılığında ödediğiniz bedel olarak kalıyor diyorum ve videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben hem sizleri de pasif gelir konusunda teşvik etmek için böyle bir içerik çekmeyi planladım. Zaten aklımdaydı. Bir yıl sonra bunun bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.